Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nün düzenlediği 2. Uluslararası Öğrenci Buluşması üniversite salonunda yapıldı. Üniversitede öğrenim gören yabancı öğrenciler etkinlikte ülkelerini ve kültürlerini tanıtırken ülkelerinin yerel danslarından oluşan gösteriler sundu. Etkinlikte öğrenciler ülkelerinin yöresel kıyafetlerini giyerek ülkelerine özgü yiyecekleri ve kültürel materyalleri tanıttı. Programda Sudan, Gana, Kazakistan, Nijer, Azerbaycan ve Suriyeli öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Gösteride Suriyeli öğrencilerin hazırladığı koreografide savaş teması ele alınırken salondan büyük alkış aldı. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 2. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliğimize hoş geldiniz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandar açılışa yaptığı konuşmada, eğer dünyada barışı sağlamak istiyorsak, dünyada dostlukları genişletmek istiyorsak, dünyadaki toplumlarda da dayanışmayı, kardeşliği benimsemek gerekiyor. Bu da ancak üniversitelerde uluslararası buluşmayla olabilir, dedi. Evet, üniversitemiz Uluslararası Öğrenciler ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenmiş olan Uluslararası Öğrenciler ikinci buluşmasına hoş geldiniz diyor. Hepinize yeniden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İşte ancak 2011 yılında Yükseköğretim Kurulu böyle bir uygulamayı başlattı. Biz de üniversitemizde isteyen bölümlere, isteyen programlara kontenjanlar ayırdık ve bugün çok güzel bir sonuca ulaştık. Yaklaşık 60'ın üzerinde farklı ülkeden 750'nin üzerinde öğrencimiz bulunuyor. Salonda yapılan gösterilerin ve konuşmaların ardından programa katılan Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve diğer bölümlerden gelen üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ülkelerin standlarını gezdi. Her ülkenin standında ülkenin tanıtımı ve yöresel yiyecekleri tanıtıldı. Etkinlik hakkında konuşan yabancı öğrenciler, bu etkinlik bizim açımızdan çok önemli. Ülkemizin tanıtımını yapmamızın yanında yöresel giysilerimiz, yemeklerimiz ve folklorumuzu de burada tanıtma imkanı bulduk, dediler. Filistin'den okumak için gelen bir öğrenci ise, ülkemiz ateş altında. Biz tüm dünyada ülke olarak tanınmak istiyoruz. Bizim şu anda vatan diyebileceğimiz topraklarımız işgal altında. Bu tür etkinliklerde bizler kendimizi tanıtarak varlığımızı ispatlamak istiyoruz. Bu etkinlik bir nevi Filistin devletinin var olduğunu haykırmadır, dedi.